Durup durup bozuluyorum şu abime. Nasıl yapar ya? Nasıl aldatır seni? Hem namuslu hem güzel karısı varken elin gavurundan nasıl çocuk yapar? Yaramı deşme Şehmuz. Çok kahırlandım. Arabanın içinde o Alman kadını görünce dünya başıma yıkıldı. Senden güzel olsa bari. Eline su dökemez be. Dünya güzelisin sen. Aman Şehmuz, güzellik mi kalmış bende? Aynaya bak da gör. Çocuklardır. Ben açarım. Hoş geldin amca. Sen de hoş geldin. Yoncamız nasıl? Çok iyi. Hepinize selam söyledi. Yonca seni öpmemi istedi anne. Güzel kızım benim. Evi onun için temizlediğimi söyledin mi? Söylemez miyim hiç? Amcam bir ev bulmuş bize. Sahi mi amca? Elbette. Siz yetimlerin şansına öyle bir ev ki arasan bulunmaz. 12 milyona bitiririz işi. Yani 30 bin mark falan. Sen ne diyorsun anne? Ben cahil kafamla ne derim ki oğlum? Evimizin erkeği sensin. Bu evi alalım anne. Sağ olsun amcam. Baba yarısıyım Emrah. Niye zahmet ettin Şehmuz? Masrafa girdin. Ev hediyesi aldım, adettir. Bu paket de senin. Benim mi? Senin tabii. Açsana. Hadi. Ben böyle şeyleri bilmem ki. Abim sana Almanya'dan hediye getirmez miydi? Nasıl getirsin ki? Gönlüne başka bir kadın düşmüş. Beni mi düşünecek? Düşünmeliydi. Dua etsin namuslu kadınsın. Senin yerinde başka kadın olsa bu güzelliğinle abime çifte boynuz taktırırdı. Allah korusun. Boyum kadar oğlum var. Sakın gücenme ama bunları al benden. Gücenirim. Sen daha iyisine layıksın. Süs benim neyime? Aynaya bakan kim? Bak yenge, güzelliğini gör. Köyde değilsin. Düşkünler gibi dolaşma. Allah'ın verdiği güzelliği kullarından saklama. Sormayı unuttum, kahve yapayım mı? İstemem. Ama akşama yemeğe gelirim. Ev yemeğini bir özlemişim ki. Bekleriz, buyur. Geleceğim yenge. Ama lafımı unutma. Aynaya bak. Güzelliğini gör. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Yonca kızımı hastaneye yatırdım. Daha haftası dolmadan iyileşmeye başladı. Yüzüne renk geldi. Doktorlar bir aya kalmaz taburcu olur dediler. Hastane masrafları çok tuttu ama kızımız Allah'ın izniyle sıhhatine kavuşacak. Hepinize selamı var. Büyüklerinin ellerinden, küçüklerinin gözlerinden öpüyor. Ben de selam ederim Davut. Mektubu alınca hemen koşturup geldim. Allah razı olsun. İçimizi ferahlattın Şehmuz. Yonca bir de kendi mektup yazıp yollasa, kokusunu duysak beyaz kağıtlar, ne güzel olurdu. Yazamaz ki oğlum. Doktorlar yazdırmaz ki. Yorulmasın diye hiçbir şey yaptırmazlar. Orada insan kıymetini bilirler. Haklısın amca. Kardeşim iyileşsin de her şeye razıyız. Garibim gurbet elde. Nasıl da özlemiştir hepimizi. Yoncamız bu ayın sonunda taburcu edilecekmiş. Şükür Allah'ıma. Kavuşmamız yakın demek. Allah senden razı olsun Şehmuz. Her bir derdimize Hızır gibi yetişiyorsun. Bundan önce ben de ot gibi yaşıyordum. Bir ailem oldu sayenizde. Yeğenlerim, güzel yengem. Sağ ol Şehmuz. Yoncamla bir de ben konuşsam, sesini duysam, haberini alsam. Sen istersin de ben yapmaz mıyım? Hadi hazırlan,
Almanya'ya telefon açalım. Şimdi mi? Konuştururlar mı? Önce Davud'u ararız. O bir yolunu bulur. Hadi, giyin de çıkalım. Benim giyinmem ne ki? Hemen çıkarız. Davud, ne haber? Bak yanımda kim var? Yonca'nın annesi. Kızından haber soracak. Veriyorum, gel. Nasılsın Davut kardeşim? Sağ ol. Mümkün mü? Kızımla konuşabilir miyim? Yarım saat önce hastanedeydim bacım. Yonca aslanlar gibi maşallah. Sen hiç merak etme. Kendi çocuklarımdan ayrı tutmuyorum. Telefonla konuşturmuyorlar. Biraz sabırlı ol. Az kaldı kavuşmanıza. Elimle getirip teslim edeceğim. Sağ ol Davut kardeşim. Kızıma de ki, annen, abin seni çok özlemişler. Yonca bebeği öpüp kokluyoruz. Ama kızımızın yerini tutmuyor. Allah'a ısmarladık kardeşim. Rahatladın mı biraz? Rahatladım ya. Gel bir yerde yemek yiyelim. Evde işlerim var. Ev işi bitmez. Biraz kendini düşün. Hayatını yaşa. Hadi gel. Nasıl? Beğendin mi burasını? Ben böyle yerleri hiç bilmem ki. Ah rahmetli abim, seni hiç yaşatmamış ki, yıpratmış bırakmış. Demek kadınlık yapmamışım ki... ...gidip o Alman'ı bulmuş. Aptallığından. Harcamış seni, güzelliğini görememiş. Ama Şeyh Muz... ...diye diye güzel sanacağım kendimi. Güzelsin, çok güzelsin. Yo, içmem ben. Kızımın sızısı yüreğimdeyken içebilir miyim? Bu Meret, efkar dağıt. Kocandan ne gördün ki çocuklarından göreceksin? Böyle deme. Onlar benim canlarım, umutlarım, her şeyim. Yaşadığın kadar yaşamayacaksın yenge. Ben seni düşünüyorum. Güzel bir gün mü gördün sanki? Hadi. Hatırım için. Seni seviyorum Nazlı. Senin kocan olmak istiyorum. Çocuklarına baba olmak istiyorum. Yapma! Bırak gideyim! Günahdır Şemur! Seni seviyorum. Bırak gideyim! Yalvarırım. Kocan sana erkeklik mi yaptı? Başka kadını sevip okşadı! Annem komşuda mı Ali? Komşuda değil. Şemuz amcamla ablama telefon etmeye gittiler. Ah anacığım, yavrusunun sesini duymak istemiş demek. İnşallah hayırlı bir haber getirir. Deli misin be kadın? Başımı belaya sokacaksın. Ölmek istiyorsan başka yerde geber. Allah kahretsin be. Anne! Anne! Ne oldu? Yoksa kardeşime bir şey mi oldu? Olan bana oldu. Söylesene anne! Niçin yüzüme bakmıyorsun? Ben senin oğlunum! Söylesene! Niçin geldik bu şehre? Yüzüme bak! Bakamam! Derdini söylesene anne! Ben senin oğlunum! Niçin ağlıyorsun? Anlatsana!
Ağlıyorum. Ağlayacağım elbet. Gurbetteki kızım için ağlayacağım. Kötü kaderim için ağlayacağım. Ha, 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 ha.